Merhaba sevgili izleyiciler. Bu yayında konuğum Amerika Birleşik Devletleri'nden Reuters Haber Ajansı'nın Amerikan Dışişleri Bakanlığı muhabiri Hümeyra Pamuk. Hoş geldin Hümeyra. Hoş bulduk Işın. Seni Türkiye'de bulmuşken stüdyomuzda Aliye Bilinç olmak çok keyif verici. Ve aslında bir izin kullanıyorsun. Bir miktar tatil yapmayı umarken sana soracağız tabii Dışişleri Bakanlığı'nda neler oluyor. Yemin Türkiye yemin. Masasında neler konuşuluyor diye. Ve hemen de sorayım aslında. Yani en son F-16'ları bekliyorduk biz Amerika'da. özellikle işte Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazının kaldırılması için bu konuda Başkan Biden'ın daha süreci hızlandıracak ya da Türkiye'yi kongre nezdinde daha sevimli kılacak çabalara katkı vereceğini söylemişti. Doğru söylüyorum herhalde, biraz tuhaf ifade etsem de. Nedir oradaki durum? Şimdi ben bu yayına gelmeden önce bugün bir kontrol ettim. NATO üyelerinden biliyorsun İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanması sürecinde kimler kalmış diye. Türkiye tabii ki de onlardan bir tanesi. 7 ülke kalmış bu sabah baktım. Aralarında işte Yunanistan, Portekiz, Macaristan var. Biz de varız, Türkiye de var. Bu konu elbette tekrar gündeme gelecek sene sonuna doğru. Şu anda Amerika'nın gündeminde bu yok. Daha iç gündemle ilgileniyorlar vesaire ve kongrede aynı zamanda tatile girdi geçen hafta. Dolayısıyla hani sıcak bir şekilde bunu konuşmuyoruz. Ama her an gündem değişebilir. Birincisi bu. F-16'larla ilgili birkaç tane önemli konu var. Bir tanesi gene kongre. Bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması konusu ikincisi. Bir üçüncüsü de çok ana başlık olarak söylüyorum. Hani gene kongreye bağlanacak şekilde Kasım 2022'deki ara seçimler ve kongrenin hani o yapısının değişmesi konusu. Şimdi burada Biden yönetimine ilk bu Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik itirazları ortaya çıktığında hep Biden yönetiminde soruldu bu. F-16'larla ilişkilendiriyor musunuz vesaire diye. Hep hani reddedildi bu kesinlikle. Ancak ben Madrid zirvesine gittim Haziran sonunda. Şöyle ilginç bir tesadüf yaşandı orada. Salı günü biliyorsun daha tam zirvenin ilk günüydü. Ancak hani esas görüşmeler çarşamba sabahı başlayacaktı. Salı günü Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında hani işte bir mutabakat zaptı diyebileceğimiz bir anlaşma sağlandı ve esasında o şekilde girildi. Yani zirveye hani en başta bu sorun şimdilik çözülmüş atlatılmış gibi o şekilde girildi. Ve çarşamba sabahı da Biden yönetiminden, Pentagon'dan oldukça üst düzey bir yetkili bir briefing verdi ve o briefingde Türkiye'nin F-16 satışı soruldu. Ve açıkça biz bunu destekliyoruz yönetim olarak dendi. Bu yönetimin bu şekilde kamusal bir yer diyeceğim. Yani gazeteci briefingi hani haber yapılması için bir araya getirilmiş bir ortam. Burada bu şekilde bu kadar net bir şekilde biz bunu destekliyoruz ilk dediği zamandı. Yani arasından 24 saat bile geçmeden. Evet. Buradan anlıyoruz ki bu gerçekten çok önemli olacak. Biden sonra biliyorsun aynı gün basın toplantısına sahneye çıktı ve orada da soruldu. Biz dedi yönetim olarak destekliyoruz ve kongreden de gereken desteği sağlayabileceğimizi düşünüyoruz dedi. Bence hani benim beklentimden çok daha olumlu bir açıklamaydı o. Ancak hani kongre gerçekten önemli ve şu anda hani kongrede tam yeteri kadar destek yok bununla ilgili. Ancak önümüzde bir süreç var işte bu seçimlerle ilgili. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden'la görüşmesinin ertesinde Türkiye'den işte bir takım ekiplerin gidip Biden yönetiminin de teşvikiyle ya da yardımıyla oralarda Türkiye lehine acaba nabzı döndürebilir miyiz diye çalışacağız demişti. Hani orası da ne oldu bilmiyoruz. Onu da takibi pek yapılmadı. Herhalde burada bir seçim atmosferi nedeniyle olsa gerek. Başka öncelikler görünüyor. Şeyi sormak istiyorum şimdi ama şimdi İsveç'ten daha yeni üst üste iki gelişme oldu biliyorsun. Evet. Bir tanesi Türkiye dedi ki hani hiç kimseyi vermiyorlar, yapmaları gerekenleri yapmadılar ki diye. Ama bir tane de
sanırım daha şey bir suçtan, siyasi bir suç olmayan, dolandırıcılık gibi bir suçtan hükümlü bir kişinin iadesini ilk kez verecekmiş. Bunlar Türkiye için yeterli olacak mı? Evet, ve tabii Amerikan yönetimi bundan sonra ne yapabilir? Sen kongredeki o süreçleri de belki biraz anlatırsan, yani nasıl ilerleyecek? Tabii. Şimdi hatırlarsan birkaç hafta önce Temsilciler Meclisi'nden bu ulusal savunma bütçesi yasası Amerika'nın 800 milyar dolarlık, onunla ilgili Temsilciler Meclisi'nde bir metin girdi o yasaya ve o Türkiye'de maalesef Kongre F-16 satışını engelledi diye algılandı. Bu kongreyle ilgili süreçler Türkiye'de gerçekten çok yanlış anlaşılabiliyor. Yani Amerika'nın süreçleri genellikle, ve ben bunu anlıyorum, yani bir eleştiri olarak çok şey yapmıyorum, söylemiyorum. Amerika'nın yasal süreçleri oldukça uzun, karmaşık ve çetrefilli. Biz de biraz daha hani basitleştirmeye çalışırken belki o nüansları atlıyoruz. Temsilciler Meclisi'nden geçen metnin bu aşamada hiçbir bağlayıcılığı yok. O metnin Senato versiyonuna bakmamız gerekecek. Orada diyor ki iki tane şarta bağlıyor diyor. Ancak yani o şartlar gerçekten çok kolay şeyler ve orada tekrar işte bir tanesi bu satışın Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarının doğrultusunda olduğunu kanıtlaması. Bunu Biden ağzıyla kendisi söyledi Madrid'de. Evet. Zaten bu konuda yönetimin bir sıkıntısı olmaz. İkincisi de Yunanistan'la alakalı şey. Şimdi ben o metin geçtikten sonra Temsilciler Meclisi'ne o akşam ve ertesi sabah Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan çeşitli yetkililerle çeşitli görüşmeler yaptım. Hani bir gazeteci olarak, yani bu nedir, ne değildir, ne kadar bir engel, hani bu manşetlerin anlattığı kadar olumsuz bir şey mi? Açıkçası o şekilde görülmediğine dair bir izlenim edindim. Ve elbette Dışişleri Bakanlığı kongreden bu yönde bir metnin geçeceğine dair zaten söylüyordu kongre üyeleri. Ve hani bir danışma da olmuş, yani kongre Dışişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde gitmiş. Hani Dışişleri Bakanlığı sürpriz için olmamış, bir sürpriz olmamış. Bunların hepsi de önemliydi gerçekten. Dışişleri Bakanlığı da kongrede, özellikle o kanatta hani Türkiye'ye F-16 satılmasın diye çaba sarf eden önemli bir grup var. Yani bununla ilgili de uzun uzun konuşabiliriz. Hani bu Türkiye'nin, Türk-Amerikan ilişkilerinin senelerdir sıkıntı var. Hani ve bir takım problemlere, temel problemlere bir türlü çözüm bulunamıyor. Bunun sonucunda gelinen nokta. İşte başka lobilerin daha etkili bir şekilde bu faaliyetlerine devam etmeleri, Türkiye'nin kendi derdini anlatamaması. Ama aynı zamanda da hani işte Türkiye'nin Rusya'yla olan ilişkisi. S-400 almış. Ben tabii mesela şu ana kadar nasıl oldu da S-400 kelimesini kullanmadık? Kullanmadık değil mi? Aynen, çünkü F-16 onun yerini aldı esasında. Evet, İnsan hakları ile ilgili konular vesaire. Bundan dolayı Türkiye'ye F-16 satılmasın diyen bir grup var. Yani sözün kısası, Senato versiyonunu görülmesi lazım o metnin. Senato versiyonuna hiç girmeyebilir. Bunu da şey yaptık. Yani bununla o tepki bununla kalabilir. Senato versiyonuna giren metin bu bizim gördüğümüz metinden daha az bağlayıcı olabilir, daha yumuşak olabilir, daha sert de olabilir belki, duruma bağlı. Ama o yasalaşana kadar ve o şartlar yasa olana kadar uzun bir süreç var önümüzde. O yüzden bugünden kongre ona bir engel getirdi demek doğru bir ifade değil gerçekten. Bir de kongre ile ilgili en önemli şey, Kasım 2022'deki 100 tane senato koltuğundan 34 tanesi tekrar seçime gidecek. Bunların bir kısmı demokrat, bir kısmı cumhuriyetçi. Şu anda kongrede Senato Dış İlişkiler Komitesi bütün Amerikan silah satışları için son sözü söyleyecek en önemli komite, merci. Ve şu anda zaten yönetim informal bir şekilde Dış İlişkiler Komitesi ile konuşuyor. Onun başkanı olan Bob Menendez var. Senelerdir çeşitli konularda hani Türkiye'yi çok eleştiren, Türkiye'nin politikalarıyla çok ters düşen bir senatör ve defalarca F-16 satışına karşı olduğunu açıkladı. Ancak burada kongrenin böyle bir bu F-16 satışı oylamaya açılacak. Evet, hayır diye el kaldırılacak. Böyle bir şey. Böyle bir oylama yok. Kongrenin ben bu satışı hiç istemiyorum. O yüzden o satışı bloke etmek için ben bir yasa geçireceğim.
Bu da yapıldı daha önce Trump döneminde. Suudi Arabistan'a silah satışında. Trump onu veto etti ve yeniden satışı onayladı. Yani genellikle burada başkanın daha çok manevra alanı oluyor bu silah satışlarında. Hani kongrenin tekrar başkanın vetosunu geriye çevirme, üstüne çıkma şansı var. 3-2 çoğunlukla. Ama F-16 satışında bu ihtimal, ben çok konuşuyorum kongre ve diğerleriyle de, şu ana kadar bu ihtimal çok muhtemel görünmüyor. Yani Türkiye ile ilişkilerin, işte bu Finlandiya-İsveç konusunun çok uzaması, tansiyonun tekrar çok yükselmesi, tekrar ilişkilerin bundan dolayı aktif bir şekilde tatsızlaşması söz konusu olursa, tabii yani Türkiye'nin negatif bir şekilde aslında gündemde üst sıralara çıkması ile ilişkili olabilecek bir durum. O zaman Biden'ın kongreye gidip de bu satışa onay verin ya da bu satışı bloke etmeyin demesi o zaman güçleşiyor. Dolayısıyla burada yani hangisi önde gelecek? Dediğim gibi bir de Bob Menendez eğer Dışişler Komitesi'nin başkanı artık olmazsa, çünkü hani demokratlar, cumhuriyetçiler o çoğunluk, Jim Risch var. Idaho senatörü yanılmıyorsam. O bu konuda daha ılımlıydı. Hani o gelirse başkan olarak o dinamiği nasıl değiştirir? Bunların tarihleri, Türkiye'nin İsveç, Finlandiya'nın üyeliği konusunda ne kadar daha? Yani Eylül'de mi olacak bu? Ekim'de mi gündeme gelecek? Kasım'da mı gündeme? Yoksa bekleyecek mi acaba Türkiye bu ara seçimi Amerika'daki? Belki bu hani evet, belki beklemeyi tercih eder. Sandalye matematiği, senatonun matematiği değişir diye belki beklemeyi tercih eder. Bunların hepsine bağlı olacak. Yani uzun bir süreç var önümüzde. Çok güzel anlattın aslında. Çok sağ ol. İyice anlamış olduk. Ama tabii işte buna engel olabilecek başka gelişmeler de olabilir. Şimdi Türkiye uzun bir süre işte Rusya'nın Ukrayna işgali anından itibaren diyelim, NATO'nun yanında daha yakın durur gibi görünmekle birlikte işte iki ülke arasında tarafsız olmayı seçmiş bir pozisyondu. Çok burada Türkiye'de biz de bir sürü yayın yaptık, uzmanlara soruyoruz falan ama herkes bunu çok böyle sürdürülebilir bir pozisyon olmayacağını, iki tarafında hani kim tarafını seçe doğru Türkiye'yi çekeceğini söylüyorlardı. Şimdi son dönemde çok yazı da oldu biliyorsun. Financial Times'da en son Türkiye'de de çok konuşuldu. Editoryal yazısını hani buna ayırıp yani Türkiye aslında çok nasıl diyeyim, kartlarını biraz fazla zorluyor mu ya da şansını fazla zorluyor gelecek bir şey söyledi. Rusya'ya yakınlaşma meselesi yeniden Batı'nın herhalde dikkatlerini çekiyor. Evet, yani Ankara'nın Rusya ile ilişkisi zaten bu S-400 hikayesinden beri hep çok dikkatli izleniyor. Ve yani Biden yönetiminde artık çok net bir şekilde yani Türkiye'yi stratejik ortak demek... Bunu herhalde söylemek çok doğal diye düşünüyorum. Kimse böyle düşünmüyor açıkçası. Hani NATO, hep NATO çerçevesi şey yapılıyor. Yani çok dikkat ediyorlar açıklamalarına vesaire. Ama NATO vurgusu çok fazla var. Stratejik kelimesini ben son dönemde hiç duymadım. Genellikle hani işte arka plan konuşmalarında da hep ne kadar al-ver üstüne, transactional işte denilen hani daha böyle al-ver üstüne bu şekilde bir ilişkiden bahsediyorlar. Hani bu kısmı var. Tabii mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti çok yakından takip edildi gerçekten. Çünkü burada önemli olan bir şey var. Şimdi Biden yönetiminin dış politikası Ukrayna'ya kadar açıkçası. İşte ben Trump yönetimini de takip ettim gazeteci olarak. Biden yönetiminde de 18 ay oluyor. Yani Afganistan müthiş bir fiyaskoydu biliyorsun. Ondan önce başka yol kazaları da oldu. Ve hani anlamlı bir dış politika ilerlemesi çok fazla bir şey görmedik bu zamana kadar. Ancak Ukrayna'da en azından Avrupa'yı birleştirme açısından, ki hala var elbette. Yani Almanya'nın farklı öncelikleri var. Fransa ve Almanya'nın hep Amerika ve İngiltere'ye kıyasla daha farklı öncelikleri var. Ama en azından ilk 6 aya baktığımızda Ukrayna'ya hani Amerika o şekilde hissediyor Biden yönetimi. Yani biz Avrupa'yı birleştirmede fena bir iş yapmadık diye. Gazeteci olarak baktığında da önceki 6 aya göre hani hep bu uyarılar Rusya girecek, Ukrayna'yı işgal edecek vesaire bir inanmama ve Avrupa'da çok oldu. Hani orada mesela Trump ne kadar kendi başına Amerika'yı şey yapıyordu. NATO'dan çıkacağım, işte siz para vermiyorsunuz, ben niye sizin savunmanızdan sorumlu olayım vesaire. Hani onun daha farklı bir
çok daha farklı bir tarzı ve ajandası vardı. Buradaki Biden yönetiminin en önemli önceliklerinden bir tanesi, biz kendi müttefiklerimizle ilişkimizi tamir edeceğiz ve güçlendireceğiz. Hani bu açıdan Ukrayna aynı zamanda çok büyük bir sınav oldu. Nispeten bu sınav fena verilmedi diyebiliriz. Ancak bu uzun soluklu bir maraton ve hani mesela bana göre kışa girerken çatlaklar olacak. Öyle gözüküyor. Gaz, evet. Enerji mevzunda. Bütün bu girizgahı neden yaptım? Çünkü Amerika için çok önemli olan şey, ben diyor bir cephe kurdum. Rusya'ya karşı, işte Ukrayna'nın müttefikleriyle. Ve o cephe içerisinde hani bütün NATO üyelerinin otomatikman olduğunu varsayıyorum. Türkiye özel bir durum, özel bir case. İşte Japonya'dan vesaire, hani o müttefiklerden dahi yaptırımlar istiyor ve Japonya da Rusya'ya yaptırımlar şey yaptı. Biden'ın Suudi Arabistan gezisi vesaire, bu Orta Doğu'ya gitme şeyi, hani petrol konusunda ve aynı zamanda da Rusya ile ilişkiler konusunda Orta Doğu'dan da istediği desteği alamaması, oraya gitti, onu istedi. Bu ve müthiş bir yaptırımlar, finansal yaptırımlar, bankacılık yaptırımları, işte Rus Merkez Bankası'na yönelik yaptırımlar. Bu barajı, bu cepheyi delecek, bozacak hiçbir şey istemiyorum ve bu benim için çok önemli. Bunun mesela bir önemli, basında çok fazla yer bulmayan, çünkü çok da fazla basına yönelik bir şey yapılmadı. Amerikan Hazine Bakanı, Bakan Yardımcısı Haziran sonunda buraya geldi. Evet. Bence o çok önemli mesela bir ziyaretti. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gitti. Söylenen şey, mesaj buydu. Siz Rus parası, Rus yatırımı ve Rus ekonomisini, yani zorlanmakta olan, bizim yaptırımlarımızdan dolayı zorlanmakta olan Rus ekonomisinin kurtarıcısı olmayın. Buydu. Amerika bunu izleyecek. Birkaç gün önce de Dışişleri Bakanlığı'ndan bir soruya cevap şeklinde bir açıklama yapıldı. Ancak yani çoğunlukla o zaten önceki açıklamanın hani bir devamı niteliğindeydi. Biz Türkiye'ye bu mesajı net bir şekilde verdik ve bunu hani izliyoruz diye. Şu ana kadar da benim konuştuğum yetkililer arasında hani Türkiye'nin böyle bir Rus parası için güvenli liman olması, Batı'nın yaptırımlarının aşılması, etrafından dolanılması konusunda Türkiye'nin aktif bir şekilde kullanıldığı, ben şu ana kadar buna yönelik böyle bir net bir evet oluyor diye böyle bir şey duymadım. Ancak bunun çok yakından takip edildiğini biliyorum. O yüzden de bu 100 milyar dolarlık anlaşma, işte ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, bir ödeme sistemi ile evet. ilgili şeyler, hani bunlar ne olacak? Batı yaptırımlarına kıyasla. Türkiye'de herhalde kendisini Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya ne kadar bulmak ister bilmiyorum. Buna çok aslında, dikkatli bakacaklar. Evet, yani Türkiye açısından da çok kritik bir dönemeç. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarının önceliği seçimleri kazanmak şu anda ve korkunç bir ekonomik kriz var ve bir yerden para bulmak. Şimdi şunu hesaplamak zor açıkçası, yani analiz yapanlar için herhalde, ne kadarını göze alabilir? Eğer o para Rusya'dan gelecekse tabii. Onu alacak, onu görüyoruz ama hani bunun karşılığında neleri kaybetmeyi iktidarını korumak için göze alır, onu bilemiyoruz. Hakikaten de zor bir soru ama tam buraya getirdiğin için sorayım, güncel de olduğu için. Hı-hı. Örneğin Suriye'de tabii Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerini geren bir konu. SDG'ye vermiş olduğu destekliliğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi biliyorsun yeni bir Suriye açılımımız oldu. Türkiye belli ki ya peyderpey artık Esad rejimiyle de bir şekilde ilişkilerini tamir etme yoluna girecek. Hani karşı taraf ne yapacak onu bilmiyoruz ama Rusya bunu aracılığını yapıyor. Türkiye'de şöyle bir Dışişleri Bakanı'nın şöyle bir açıklaması var. O ilginç belki. Diyor ki hani biz işte Kürtlerle Kuzey Suriye'de mücadelemizde bizimle işbirliği karşılığında Esad rejimini siyasi olarak destekleriz. İlk defa aslında söylemiş oluyor Dışişleri Bakanlığı. Bu nasıl etkiler? Ve tabii bunun bir aşaması da Fırat'ın doğusunda Amerikan birliklerinin de bulunduğu bölge. Tabii. Şimdi bunu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na soracağız, o açıklama kısmını. Hani onların mutlaka bir kere resmi bir açıklaması bununla ilgili de olur diye düşünüyorum. Bazen de şöyle oluyor. Olayların gelişmesini, yani
telefon açıp veyahut da hani bazen böyle şey olarak kayıt dışı olarak konuştuğumuzda biz şimdi bunu izliyoruz. Henüz daha resmi bir açıklama yapmak istemiyoruz. Tam netleşsin ondan sonra gelecek şeklinde bir şey de alıyoruz bazen. Duyum da alıyoruz veya öyle bir diyalog da geçiyor aramızda. Şimdi Amerika'nın Suriye ile ilişkisi hani 2012'den beri hiçbir diplomatik ilişkisi yok biliyorsun. Ve ama son dönemde, son bir sene içerisinde Biden yönetimi geldiğinden beri, Trump yönetimi çok daha sertti Suriye konusunda. İran kaynaklı çok daha sertti. İran'a karşı çok daha sertti Trump yönetimi. Evet. Ve onun bir uzantısı olarak da Suriye'ye yönelik mesela Sezar Kanunu diye şeyden, kongreden bir yasa geçirildi. Bunun kapsamında işte Beşar Esad'ın kendisi, karısı Esma Esad'a yönelik bir takım yaptırımlar açıklandı. Hani bir önceki Trump yönetimi çok sertti. Ancak Biden yönetimi geldiğinden bu yana biliyorsun onlar zaten İran'la 2015'te Batılı devletlerin imzaladığı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve Trump'ın da 2018'de tek başına Amerika'yı çıkardığı o anlaşmanın yeniden canlandırılması için müzakereler sürüyor. O müzakereler esasında öldü ama hiç kimse öldüğünü kabul edemiyor. Kabul edemiyor. Ama en son bir Avrupa Birliği ile geçtiğimiz hafta bir metin var ve zorlu hani bu final en son nihai metin artık bunun üzerine bir anlaşma olursa olur yoksa olmaz noktasındalar. Hani hala belki bir ihtimal var ancak çok uzadı bu görüşmelerde. Dolayısıyla bundan kaynaklı genel olarak Amerika'nın o Suriye politikası kesinlikle şeye göre, Trump'a göre daha gevşek. Hı hı. Ve bunun bir sonucu olarak da Biden göreve geldiğinden beri Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye ile ilişkilerini yeniden canlandırdığına yönelik gelişmeler gördük. Tabii. Ürdün'le sınır kapısı açıldı. Bunun işte ağırlıklı olarak ekonomik olduğu söylendi. Ancak bu söylenirken hani yani sahadaki gerçekliğe ayak uyduruyoruz. Yani bu önemli bir ifadeydi bu ülkelerden. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de MBZ, Nahyan... yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, evet. O gitti, Esad'la görüştü. Mesela şimdi Amerika'nın resmi açıklaması buna. Hani biz bu görüşmeden hayal kırıklığı duyduk, yanlış hatırlamıyorsam. Veya üzüntü duyduk. İki terimden bir tanesi. Bunun hayal kırıklığına uğradık. İnanılmaz kızdık. Vesaire. Hepsi bir anlama geliyor. O tip bir açıklama geldi. Yani şu esası. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika sen bunu kesinlikle yapamazsın, ben buna kesinlikle karşıyım dese Beşar Esad'la bu şekilde konuşması mümkün olmazdı. Bu genel kanı bu başlığında. Evet. Aynı şekilde Ürdün bu sınır kapısını açması. Hani Amerika'nın başka öncelikleri var. Ukrayna Savaşı ile uğraşıyor. Orta Doğu, Biden gidip de Muhammed Bin Salman'la MBS'le görüşüp petrol konusunda yardım isteyene kadar oldu yani. O bile oldu ama Orta Doğu ön plandaki bir konusu değildi. Ve bir anlamda hani Arap ülkeleri de yani Amerika'dan çok net bir şekilde hayır bunu kesinlikle yapmayın görmedikleri için bu ilişkiler devam etti. Hani Türkiye tabii yani bu açıdan çok önemli bir ülke. Hani Türkiye... tekrar ilişkilerini ama o seviyeye o kadar hızlı bir şekilde geleceğimizi zannetmiyorum. Hani tekrar diplomatik ilişkilerin yeniden evet, yani, tesis edilmesi falan filan. Hani Amerika'dan bu konuda çok büyük bir tepki olur mu Türkiye'ye? Nasıl Beşar Esad'la konuşursun? Operasyon ihtimali hala var. Gerçi Rusya da istemiyor. Belki küçük çaplı belli bir bölgede olabilir. Eğer o çok kendi askeri varlığını ve oradaki kollamak istediği diyelim çıkarlarını Amerika'nın çok tehdit etmezse herhalde o da böyle sınırlı bir eleştiri mi olarak kalır? Mesela kongrede bundan dolayı çok büyük tepki olur mu? Hani bir anda Türkiye'ye döner mi kartlar? Ya kongrede 2019'daki operasyondan dolayı hatırlarsan hani orada evet. Trump askerlerini çekmişti. Mike Pence buraya gelmişti. Bir günlük bir geziyle hatta ben Mike Pence'le beraber gelmiştim. O görüşmeleri takip etmek için. Kongrede o zaman çok inanılmaz negatif bir hava oluşmuştu. O hava çok hızlıca geri gelebilir. Hani ben onun gelmeyeceğine yönelik bir şeyi hiç görmedim. Suriye konusunda bir hassasiyet var kongrede.
O yüzden o hızlı bir şekilde gelebilir. Hani Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye operasyonu sorulduğu zaman alınan cevap hep aynı. Hani biz oradaki bir operasyonun dengeleri değiştireceğini, işte sivil halkı tehlikeye atacağını düşünüyoruz. Kendileri de Türk mercileriyle görüşmelerinde hani bunu ifade ettiklerini söylüyorlar. Hani senin dediğin gibi sınırlı kalırsa, hani Türkiye belli bölgelerin içerisinde onu tutarsa, o zaman belki tepki de aynı şekilde sınırlı olabilir. Onu da göreceğiz yani, hani plan şekillendi. Peki şimdi Biden yönetimi Ukrayna'daki savaş bütün dikkatini değiştirse de, aslında o savaşın da belli bir kıvamım diyeyim. Yani şu anda böyle bir süre böyle gidecek herhalde. Çok aslında orada kanlı bir savaş sürse de ve çok büyük ölümler olsa da. Ama bir rayına oturdu diyeceğim. Yani çok acıklı bir şey savaş için, ama dolayısıyla Çin'e tekrar dikkatlerini çevirebildi. Hani o engellemişti. Evet. Ve anladığımız kadarıyla işte, yani doğru mu anlıyorum? Hani sen de ne olur düzelt. Orta Doğu'dan da artık hani siz aranızda halledin şu işleri, ne olur. Benim işim gücüm var gibiydi. Biraz öyle. Evet, biraz öyle. Yani ben 16 aydır işte görevdeler. Orta Doğu çok az duymuştum. Biden'ın Suudi Arabistan'a gitmesi gerekene kadar. Biden'ın kendisinin ilk gezisi Asya'ya oldu. İlk yurt dışı gezisi. Bizim Blinken'le ilk yaptığımız, ilk gittiğimiz yer Japonya oldu. Bunların hepsinin bir anlamı var. Yani bunların hiçbirisi rastgele seçilen yerler değil. Hepsi özel bir mesaj. İlk gelirken hep hani stratejik olarak baktığım yer benim Asya. Çünkü bir önceki Trump yönetimi o kadar çok Çin odaklı, özellikle son sene. Tabii onun bir tetikleyicisi de 2020'deki pandeminin hani başlamasından kaynaklı. Çin'e çok odaklıydı. Ama ondan önce de gene Obama yönetiminin son döneminden kalma bir şey bu. Arap isyanları yüzünden engellenmişti aslında. Evet. Değil mi? Evet. Yani, aynen. Ve hani çok Asya odaklı bir şeydi. Ama Orta Doğu'nun her zaman kendi dinamikleri sebebiyle mutlaka Amerikan yönetimlerini kendini hatırlatma. Beni ikinci plana atamazsın veya beni bir kenara koyamazsın deme yolu var esasında. Ama hani hakikaten özellikle bu Tayvan falan konuları, Pelosi gitti biliyorsun vesaire. Hani şu andaki gündemde daha çok hep Çin'e bakıyorlar ve stratejik olarak da Çin'e bakıyorlar. Yani şeyde bu Pentagon'un harcamalarına baktığın zaman, uçak gemilerinin nerelerde konuşlandığına kadar baktığında gerçekten ağırlığın ve stratejik bakışın hep Asya'da olduğunu görüyoruz. Şimdi tekrar böyle Rusya, çünkü hani dikkatlerini çevirmek zorunda oldukları bölgeye, Rusya ve onun etki alanına geri dönersek, Türkiye ile, yani aslında çok güzel izah ettin, yani Türkiye bayağı yaptırımları delmediği sürece, ki Avrupa da aslında hala Rusya'nın savaşını bir anlamda finanse etmeye devam ediyor, çünkü doğal gaz almaya devam ediyor. İlk 5 ülke içinde işte en çok şu anda Çin alıyor, Almanya, Hollanda, İtalya, Türkiye, yani bu en çok hala Rusya'ya bağımlı olan ülkeler. Ama Halkbank'ı da hatırlatarak belki söylersin. Yani bir Türkiye'nin deneyimi var yani, evet. Çevresinden dolaşmak, evet. Delmek gibi. Bu anlamda bir endişe var mı? Türkiye bunu yapar mı? Yani ya da en azından şöyle sorayım. Dışişleri Bakanlığı'nın cevabını verme de genel bir izlenimi belki anlatır. Yani tabii, çünkü şimdi zamanında bu İran yaptırımları konusunda ben hatırlıyorum. Çünkü Halkbank'la ilgili ben Dubai'de yaşarken o haberleri, altın haberlerini biz Reuters olarak yapmıştık. Türkiye için Birleşmiş Milletler yaptırımları şeydi yani esastı. Ben Birleşmiş Milletler yaptırımlarına bakarım. Evet, o, bu buydu. Şimdi bu Ukrayna Savaşı'ndaki ortam ve dünya biraz daha farklı. Yani aktif bir savaş var. Bir tane egemen devlet var, işgal edilen. Onu işgal eden devlet de o egemen devleti egemen devlet olarak görmediği için işgal ediyor. Kendisinin tarihsel bir uzantısı olarak gördüğü için işgal ediyor. Yani karşılıklı bir tarafın ben haklıyım, öteki tarafın ama hayır ben haklıyım dediği bir şey değil pek. Hani biri egemen devlet ve ötekisi gitti onu işgal etti. Ve bu yaptırımlar da buna karşılık olarak yapıldı. Yani böyle aktif bir endişe olmasa da demeyeyim ama yani hep bakılıyor oraya.
Çünkü dediğin gibi Halkbank davası hala hani sürüyor. Kendi esastan yargılaması başlamadı. Ve herhangi birisi esasında işte kongrede de ara ara mesela bu konu da gündeme geliyor. Kongre buna da bakıyor. Yani yarın öbür gün hani Türkiye ile ilgili Rus parasının yatırımlarının vesaire tabii ki de legal yollarla buraya gelmesinde hani hiçbir sıkıntı yok ama gene bir yaptırımların delinmesi ve hani Türkiye'nin de hani buna bir güvenli liman sağlaması şeklinde bir başlıkla karşılaştığımızda bu gene hani kongrede de gene negatif bunun bir etkisi vesaire olabilir. O Halkbank davası da ben görüyorum hani bununla ilgili açıklama yapıldığında Halkbank davası da aşağıda bir paragraf hani arka plan notu olarak orada oluyor. Yani eski tecrübe de hani bir referans olmuş oluyor ona. O yüzden dediğim gibi yani Hazine Bakanlığı ciddi şekilde bunu takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı da ciddi şekilde takip ediyor. Önümüzdeki dönemde hani önemli bir şey olacak. Bir tane bir şey söylemek istiyorum şimdi bir tek. Hani yani Amerika Türkiye'yi mutlaka yaptırımlara katıl. Belki en başında hani hatırlarsın Türkiye'nin yaptırımlara katılması söz konusu olamaz. Hani Rusya'yla da bir ilişkisi var falan. Bunun bir tane olumlu tarafı bence ve Amerikan tarafından da görülen belki de bu tahıl koridoruyla ilgili konu olmuş olabilir. Yani çünkü o hakikaten Ukrayna tahılının bütün dünyaya gitmesine sağlayan önemli bir diplomatik gelişme oldu. Ve hani Türkiye'de Rusya ile konuşması sayesinde ona bir platform oldu. Hani bunu da şey yapmıyorlar, göz ardı etmiyorlar. Yani Ankara-Rusya yakınlaşması ve ilişkisinde daha çok ağırlıklı Batı'nın ve Amerika'nın bakışı hani böyle endişeyle bakıyor. Ama hani öte yandan hatırlatıldığında da yani bak hani bu tahıl koridoru konusu da Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulamış olan bir ülke olsaydı hani bu tip bir konuşmaya arabuluculuk edebilir miydi acaba diye hani onu da kenarda ama yani görüyorlar. Sonuçta bütün bu anlatımdan da başta da söylediğin o al-ver ilişkisini görüyoruz. Yani tabii. Sonuçta bir hani NATO'nun içinde dahi yani Amerika'nın hani stratejik ortağını geçtim. NATO'nun içinde de NATO'nun ortaklığında hani nasıl bir ortaklık diye o sorgulanıyordu zaten. Demek ki o zaman zaman o olacak ama şu olmaz herhalde değil mi? Yani şimdi Türkiye bir seçim sürecinde. Ve çok kritik bir seçim. İktidar değişme olasılığı var. Tabii ki iktidarda iktidarını korumak için çok şey yapabilir deniyor. Zaten bu işte Suriye'de başta konuştuğumuz böyle bir hamle olarak yorumlanıyor. Muhalefetin elinden Suriye kozunu alsın diye. Böyle bir dönemde diyelim ki Türkiye yaptırımları deldi. Görüldü. Çok sert bir şey yapmak çok zor olmaz mı Amerikan yönetimi için? Seçime giden yani müdahale etse bir mağduriyet yaratacak, etmese başka bir şey olacak. Genel olarak Biden yönetimini bildiğin için söylüyorum. Nasıl bir çizgide dur? Yani Amerika açısından da zor değil mi? Yani öyle Türkiye'nin pozisyonu. Yani hani böyle teoretik şey bir şey konuşuyoruz. Hani ihtimal üzerine bir şey konuşuyoruz ama o yaptırımın ne kadar delindiği, nasıl delindiği, yani bir hata sonucu mu, bir kerelik olan bir şey mi? Defalarca sistematik bir şekilde yapılan bir şey mi? Bilmeden, ay ben bilmiyordum biz bu şekilde bir ticaret yapabileceğimizi zannediyorduk ama bunu yaptırımı. Yani ona bağlı açıkçası. Ha. Hani çünkü ben şeylere bakıyorum. Amerika'nın karşı yaptırım getirdiği hani cezalandırmak amacıyla çeşitli ülkeleri vesaire işte bazen seyahat yasakları şunlar bunlar vesaire. Şimdi bunun dayandığı yasalar var. O yasaların metinlerinde genellikle hep bilerek, isteyerek, sistematik bir şekilde, sürekli bir şekilde hani bu ihlallerin yapılması şartları aranıyor. Yani bir takım kriterler var. Dolayısıyla yani hani dayalı olduğu o kararların Türkiye'ye uygulanacak karşı yaptırımın hani dayalı olacağı bir yasa olacaktır. Birincisi bu. Hani ondan... İkincisi de tabii ki de siyasi olur elbette. Hani o noktada Türk-Amerikan ilişkisi nerede? Bu İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda neredeyiz? Ona bağlı olarak F-16'lar konusunda neredeyiz?
Şimdi G20 var Kasım ayında. Kesinlikle. Endonezya'da. Biden gidecek. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek. Orada belki görüşürler mi görüşmezler sonra, mi bilmiyorum. Ondan önce mi? Ondan önce UNGA var. Şangay'a nerede Özbekistan'da yapılıyordu. Mesela Türkiye o zirveye katılmaya davet aldı. Yani mesela bunlar da herhalde dikkatli izlenecek. Tabii onlar dikkatli izlenecek. Ondan önce yani işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Biden'ın programı onunla ilgili belli değil. Yani o noktada öyle bir şey olursa eğer Türk-Amerikan ilişkisi nerede? Artılar nerede? Eksiler nerede? Bu yaptırımları uygularsak eğer hani Türkiye'yi böyle bir şey yaptığından dolayı cezalandırırsak hani ne kaybederiz ne kazanırız? Büyük bir matematiksel denklem. Evet. Düşünün. Peki şu da hep aklımdaydı. Onu da bir sorayım çıkarayım. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi biliyorsun Yunanistan Başbakanı'nın kongredeki konuşmasına. Daha önce de yapılan yorumlarda işte yavaş yavaş Amerika Türkiye'yi bu ilişki biçimini değiştiriyor ve eski önemini Türkiye'ye yitiriyor. Biraz Türkiye'nin de tercihlerinden dolayı, Amerika'nın da önceliklerinin değişmesinden dolayı ve sanki hani Yunanistan biraz böyle alternatif bu boşlukta ya da bu işte Türkiye'nin yokluğunda kıymetinin azalması öne çıkıyor gibi. Öyle mi? Onu yani öyle ama çok doğal değil mi bir açıdan da? Hani yani doğal demeyeyim ama şaşırtıcı gelmiyor artık bana. Çünkü işte hani bu S-400 mevzu hani ciddi bir problem. Burada elbette Türkiye'nin de kendisinin sebepleri var S-400 alması vesaire bunlarla ilgili. Ama hani temel olarak bir takım anlaşmazlıklar var. Bunlar dondurulmak suretiyle ilişki idare ediliyor. Yani bunların çözümüne yönelik artık çok fazla bir şey görmüyoruz. Türkiye aldı S-400'leri, hani şu an kullanmıyor. Amerika'da aktif bir şekilde bunları denize at vesaire demiyor. Hani orada bir ama bundan duyulan rahatsızlık veya bundan dolayı ilişkideki hasar orada duruyor. Başka konularda da işte Suriye olsun vesaire onlarda da bir takım anlaşmazlıklar var. Ve hani genel olarak bütün bunlar Amerika'da ve Washington'da hani Türkiye iyi bir NATO üyesi mi değil mi bu tartışmanın yolunu açıyor. Bir tarafta hani Türkiye bu şekilde bu var. Öteki tarafta da yani her yaptığıyla açıkçası hep böyle kongreden de çok fazla hep övgü gören. Mesela bir önceki Trump yönetimi döneminden beri ben görüyorum Yunanistan'la ilişki hep böyle bir çıkış trendinde sürekli. Öyle. İşte uçak gemisinin, Amerikan uçak gemisinin Girit'e demirlemesinden tut. Mesela onların şeylerine bakıyorum. Stratejik diyalog diye Amerika'nın bir karşılıklı diplomatik angajman formatı var. Ve Türkiye'de bu stratejik diyalog istedi mesela ve sonunda yapıldı yanılmıyorsam geçen Eylül ayında. Ama mesela ben Yunanistan'la yapılan stratejik diyaloğun açıklamasına baktım. Bir kere hatta telefonumdan bakıyordum, dışarıdaydım. Yani böyle iniyorum aşağıya ve bitmiyor. O kadar uzun ki. Yani onun sadece uzunluğu ve kapsamı bir kere ben içimden dedim ki tamam ben bunu okuyacağım uzun uzun. Ancak bunun kapsamı işte iklim var, dijital ekonomi var. Ondan sonra 5G ile ilgili, teknolojiyle ilgili şeyler var. Diplomasi, güvenlik zaten bunlar var. Biliyorsun F-35 almak istiyor Yunanistan. Evet. Biz F-35 programında bile değiliz. Ve yani hani Mitsotakis'in zaten kongrede konuşma yapması da bütün bu senelerdir Yunanistan ve Amerika ilişkisinin stratejik ortak işte diyebileceğimiz bir eksende hani hakikaten yükselmesinin bir sonucu olarak orada o konuşmayı yapabiliyor. Dolayısıyla ve kongrede de tabii yine F-16 Türkiye'ye satılmasın diyenler ağırlıklı olarak hani bu lobi grupları. Ama hani bu hep konuşuluyor lobi ifadesi. Evet. Böyle sanki gizli saklı bir şeymiş öyle vesaire değil. De öyle değil. Yani hani lobicilik faaliyeti yasal legal bir faaliyet. Hatta Amerikan Adalet Bakanlığı'nın bir sayfası var. Oraya form gönderiyorsunuz. Ben için, Işın İlçin için lobicilik yapacağım. Şu kadar para alıyorum vesaire falan filan. Ve kongrede hani çok etkililer. Bütün bunların bir şeyi olarak, birikimi ve sonucu olarak da ilişkiler Yunanistan'la Amerika arasında. Ben bazen böyle yetkililerle konuşurken hani beni olumlamaları yani evet öyle veyahut da hayır hayır o kadar değil demeleri için özellikle böyle hiç olmadığı kadar iyi ilişkileriniz Yunanistan'la diye şey yapıyorum. Hiç kimse bugüne kadar o kadar da değil yani duymadım mesela. Yani onu bir yandan da onu izlemek gazeteci olarak oldukça ilginç oluyor ve gelinen nokta şu anda bu.
Hümeyra Pamuk, çok çok teşekkürler. Seni de böyle bayağı konuşturduk. Böyle kritik işte bir takım zirveler var ve anladığım kadarıyla İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin sürecinin tamamlanması en önemli şu anda kritik gördüğümüz. Evet. Bir de kongre seçimleri. Ondan sonra yani yeni yılla birlikte aslında bir yeni bir şeyler de olabilir. Türkiye'de de tansiyonun epey yükseldiği bir dönem olacak. Tünemi denk gelecek, evet. Sen öyle. Orada da çok... Burayı da anlatman gerekiyor mu bazen? Oluyordur öyle herhalde. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.